Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bilgisayarla tomografi. Ya da şöyle yapalım. Ya da ultrasonografiyle. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani bizim bunların hepsi birer modalite olarak birbirine kıymetli. Bağlantılı. Evet. Hani şey olarak sıralama olarak ultrasonografide başlarsak daha şey olur. Hani yerinde olur. Evet. Radyolojiye de saygılı olmuş olur sıralama açısından. Şimdi ultrasonografi gerçekten günümüzde en zararsız. Herkesin bazen de sağlıklı, mesela bugün gebelik dediğimiz aslında gebelik bir sağlıklılık halidir. Yani hastalık hali değildir. Doğal bir süreçtir. Bugün bir gebe ayda bir kez gidip çocuğunu keyfi olarak yani sosyal amaçlı gidip baktıran da oluyor. Doktoruyla diyalogda. Doğru mu budu hocam? Bu sürekli... Yani günümüzde ultrasonografinin çok bilindik bir yan etkisi henüz saptanmış değil. Belki Doppler dediğimiz ultrasonografinin içerisinde bir görüntüleme boyutu daha var. Doppler dediğimiz renkli Doppler o ilk hafta 6 haftalık hamilelikte biraz sorun oluşturabiliyor titreşimden dolayı. Ama onun dışında ultrasonografi tıpın en halim selim ve gayet de basit, pratik, hiçbir hasta sıkıntısı oluşturmayan, kapalı yer sıkıntısı oluşturmayan bir modalite ve çok da kıymetli, acil durumlarda hemen hastanın başında bulunabileceğiniz, anda belki tanı koyabileceğiniz bir modalite. Ultrasonografi radyolojinin en günlük olarak da en çok hastanın uğradığı alanlardan birisidir. Birinci modalitemiz ultrasonografi ve bu ultrasonografi içerisinde ona eşlik eden Doppler, renkli Doppler dediğimiz bir yöntem. İşte renkli Doppler'de işte biliyorsunuz damarları, beynimize giden damarları, bacağımıza giden damarları, kolumuza giden damarları. Görüntülerimiz var. Birazdan arkadaşlarımız ekranı yansıtabilir. Karın içerisindeki damarlarımızı göstermek açısından birinci modalitemiz ultrasonografi. Daha sonra diğer? Tomografiye geçebiliriz. Tabii ilkinde röntgeni zaten programın birinci bölümünde bahsettik. Evet. Yani röntgen tıpın ilk buluşlarından biriydi. Eskiden insanların herkesin bildiği bir şekilde akciğer, işte kemik röntgenlerini çektiği bilinir. Tomografi ise bu da tıptaki ilk geliştirilen kesişsel yani bizi dilimleyen, ekmek dilimleri şeklinde içimizi gösteren bir yöntem. Bu bir tabi yazılımla sağlanıyor, dijital bir yöntemle. Biz daha önce hastayı dıştan görebiliyorduk. Dıştan radyasyon vererek onun gölgesinden yorumlar yapmaya çalışıyorduk ama şu anda ise burada bir tomografi cihazı. Günümüzde ise bu tomografi hastayı ekmek dilimleri şeklinde içini ışınlarla çizerek bunu kişisel olarak gösterebiliyor. Olası bir şeyi burada bizim yakalamamız, tanımamız ve eğer herhangi bir sorunlu bir şey varsa bunun nereye uzandığını, hangi organı etkilediğini ve bulunduğu yerdeki görünümünün hangi evrede olduğunu, ilerlemiş mi geri, ya da orta evrede mi, geri mi olduğu noktasında fikir oluşturmamızı sağlıyor. Tabii tomografi ilk başta bir kesitliyken günümüzde kesit sayısı oldukça arttırılarak gidiyor. Mesela burada karşıda gördüğümüz tomografi artık günümüzde kalp damarlarını bile bu kadar ince yapıları görüntüleme olanağına sağlıyor. Yani herhangi bir anjiyo gereksinimi olmadan 5 dakika içerisinde siz bir tane anjiyo yapabiliyorsunuz bir hastaya. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.